Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Hepinize selamlar, saygılar gönderiyorum. Sorularınız varsa videonun altına yorum alarak yazabilirsiniz ya da Instagram'a gelebilirsiniz. Linki videonun altında var arkadaşlar. Ezgi Yılmaz yazdığı Taşon şey kadro, bit kit kadro, ücretli öğretmene kadro geliyor diyor. Gelin detaylara birlikte bakalım. Gazeteci Engin Pınar başta bugün kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi pazar günü 1 Ekim itibariyle açılıyor arkadaşlar ve meclisin gündemi yoğun olacak. Başta belediye şirket elemanları başta olmak üzere taşeronla kadro, ücretli öğretmenlere kadro, ASM grup elemanlarına kadro, güvenlik korucularına kadro, Taşeron'a bit ve kitlere kadro konusunun Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini duyurdu gazeteci. Umarız doğru çıkar. Ehliyet affı ile ilgili mahkumlara af konusunun gündeme gelebileceğini yazdı. şöyle büyüteyim. Bu arkadaşın paylaştığı paylaşımların bazıları doğru çıkıyor arkadaşlar ama %100 doğru çıktığını söyleyemem ama bazıları doğru çıkıyor. Örneğin AK Parti neredeyse 6-7 ay önce eski Bakan Vedat Bilgin tarafından açıklanmıştı. Taşeronlu kadro alacağız demişti. Ama bir türlü sıra gelememişti. Araya deprem falan girmişti. Taşeronlu kadro meselesi kaynamıştı. Taşeron'a kadro meselesi gelecektir. O %100 ona eminiz arkadaşlar gelecek. Ama ücretli öğretmenlere kadro meselesi gelir mi ben pek ihtimal vermiyorum. Ama umuyoruz ki belediye şirket işlerine de kadro gelir. Ücretli öğretmenlere de kadro gelir. Ne demiş? Bit ve kit durumu Aile affı mahkum affı mahkum affı, affı bekleyen konulara gündeme geliyor demiş gazeteci arkadaşlar umarız doğru çıkar 1 Ekim 2023 Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Özellikle 696 KYK'lıyla kadroya geçen acil tayin hakkının da meclisten geçmesi gerekiyor. AK Parti'nin taşeronuna kadro sözü de vardı ama 696'lar mağdur olmaya devam ediyor. Acil tayin hakkı verilmelidir. Taşeron işler acil kadroya alınmalıdır. Meslek kodu mağduriyeti bir an önce giderilmelidir diyoruz. Bütün bu problemler hallolana kadar sizlerin ses olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin.